Merhaba efendim. Ummalı bir çalışmamız var şu anda. Evet, gördüğünüz gibi dağa çıkmaya hazırlanıyoruz. Evet, şu anda her şey hazır. Dağcılıkta bir laf vardır. Faaliyet evden çıkınca başlar, eve gidince biter. O zaman bizim de faaliyetimiz başlasın. Hello my YouTube channel. Oh. For my YouTube channel. Oh. Hop, dağdayım. Evet. Teleferikten Araplarla yoğun bir sıra mücadelesinin sonunda ki bu arada birilerinin Araplara Türkiye'de de sıra olduğunu, sıraya geçilmesi gerektiğini, önümüzdeki insanların sırasını gasp etmeye çalışmamamızı, kısacası uyanıklık yapmamamızı öğretmesi lazım. Bu çok önemli. Evet, şu an dağdayım. Umarım TRS çalışıyordur. Eğer TRS çalışıyorsa TRS ile beraber, maden pistindeki TRS ile beraber yukarıya doğru çıkacağım. Oradan da kamp alanım olan Karçukur'a doğru geçmeyi planlıyorum. Şu ana kadar her şey normal. Tek şey dışında, her zaman bir şey unuttuğum gibi bu sefer de indirimli almış olduğum biletleri evde unutmuşum. O yüzden bir de lisansımı da gösteremeyince tam bilet almak zorunda kaldım. Bu arada bilet fiyatları gerçekten yüksek. Hadi görüşürüz. Efendim, tekrar merhaba. İkinci bölgenin TRS işleri muhtemelen sistem dolayı kapalı olduğu için ve pist şu anda kullanılmaz halde. O nedenden dolayı muhtemelen Karçukur'a çıkamayacağım. Ama elimden geldiği kadar yükselmeye çalışıyorum. Şu anda Wolfram madeninin eski yolunu takip etmeye çalışıyorum şu anda. Benden önce bir kar motoru gitmiş. Biraz karı basmış. O yüzden yürüyebiliyorum. Buradan ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Açıkçası ormanın içinde de kamp atmak istemiyorum. Biraz daha açık bir alan olmasını istiyorum. Çünkü eğer sis olmazsa gece yıldız seyretmek istiyorum. Kampımı muhtemelen buraya atacağım. Çünkü ormanın bittiği bölgedeyim şu anda. Yaklaşık bir saatlik bir yürüyüş yaptım. Tabii ki kamp yüküyle beraber batak karda biraz zorlu bir yürüyüştü. Planladığım gibi ormanın dışına çıktım. Şu anda ormanın bittiği bölgedeyim. Görece düz bir bölgede burayı buldum. Buraya şimdi kampımı atacağım. Artık çadırın içinde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Evet, kampımızı kurduk, çadırımızı da kurduk. Şimdi tabii biraz da yorulduk. O yüzden kendime bir kahve yapacağım. O yüzden şu anda ocağımızda su kaynatıyoruz. Su değil tabii, kar. Kış faaliyetlerinde yanınıza su almanıza gerek yok. İçme suyunuzu, kahve suyunuzu bu şekilde kar eriterek de yapmanız mümkün. Tabii ki içerisinde mineral olmadığı için çok yaban bir su oluyor ama yine de bu karda kışta yanınıza su taşımaktan iyidir. Şimdi ben karımı eritip suyumu ısıtıp kahvemi yudumlayacağım. Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, meet the pale moon. Loving's for the fools, baby beware of my body. I'm alone. Evet, sabah 7 itibariyle çadırın durumu bu. İçerisindeki her şey, tente, üzerimdeki uyku tulumu ve çadır içerisindeki tüm sıvılar donmuş vaziyette. Çadırı ne kadar havalandırmış olsam da almış olduğum nefesin yapmış olduğu bu, bunun ısısı, dışarısının soğukluğu, dış tentede birleştiği anda bu şekilde buzlanmalara neden oluyor. Şimdi birazdan kendimi toparladıktan sonra ocağı yakıp su ısıtıp sıvı almaya başlayacağım. Bu esnada da çadır ısınmadan kaynaklı buradaki buzlar tamamen suya dönüşecek. Çadırın içerisi ıslanacak. O yüzden ıslanmasını istemediğim şeyleri önceden, yani ocağı yakmadan önce ya çadır dışına çıkartmam lazım ya da çantamın içerisine yerleştirmem lazım. Yani zor bir süreç beni bekliyor. Günün en anlamlı anı sabahın soğuğunda ocağı yakarak sıcak bir çay içmek, yapabiliyorsak da güzel bir kahvaltı yapmak. Bu arada ıslak mendil bile donmuş. Şimdi onu biraz gevşeltip içerisinden kullanmaya başlayacağım. Bu arada siz çadırın içerisinde ocağınızı tanımıyorsanız, ocağınızı bilmiyorsanız kesinlikle çadırın içerisinde ateş yakmayın. Ne olursa olsun ateş yakmayın. Çünkü çadırın her yerinde yazan tek şey vardır. O da çadırın içerisinde ateş yakmayındır. Çok kişiyi çadırını alev almışken gördüm. O yüzden kesinlikle en dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Çayımı da içtikten sonra kampı toplamaya başlayacağım. Çünkü hava aydınlandı bayağı bir. Saatte zaten 8'i geçiyor. Anca toparlanır giderim. Gitmem gerekiyor çünkü burada yapılacak bir iş yok. Tırmanış yapılacak bir hava yok. Rotaların olduğu yere erişemiyorum. Oraya gidemiyorum. O yüzden burada durmanın bir anlamı yok. Evet, bir restart yaptık. Soğuğu yaşadık. Kendimize geldik. Ama artık şehre de inmek gerekiyor. Arkadaşlar, gözlerimde bozukluk olduğundan dolayı şehirde gözlük böyle bu tür bisiklet ve dağ aktivitelerinde de, yani spor yaparken de lens kullanmaya çalışıyorum. Az önce lenslerimi taktım ama gerçekten çok zorlandım çünkü lenslerin solüsyonu bile neredeyse donmuş. O yüzden biraz onların çözülmesini bekledim. Sonrasında lensleri taktım ama lenslerde herhangi bir problem yok. Şu anda rahat bir şekilde görebiliyorum. İşte bu işin de böyle zorlukları var. Evet arkadaşlar, kampı topladım. Gördüğünüz gibi. Şurası da çadırımın olduğu yer. Muhtemelen dün gece boyunca benim popom buralarda debelenip durdu. Soğuk bir geceydi. Ama her şeye rağmen güzeldi. Gece buradan bir yabani hayvan gelmiş. Şu anda ne kadar battığımı görebiliyorsunuz. Yürümeye devam ediyorum. Havanın böyle güzel olduğuna bakmayın. Bu taraftan çok ciddi bir şekilde kara kara bulutlar geliyor. Yani birkaç saate kalmaz burada çarşı karış eline, yani sis duman içerisinde olur. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Hipnotize edici bir yol. Bu sefer inişte sıra yokmuş gibi gözüküyor. Bakalım. Evet, videonun başına ne demiştik? Faaliyet evden çıkarken başlar, eve döndükten sonra da son bulur diye. Evet, şu anda evdeyim. Bu faaliyetin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Sporla kalın.